Kahvede ah Ahmet kahveye bakıyordu ben çatıcıydım, olukçuydum. Ben bazen 2000 lira kazanıyorum, bazen 100 lira kazanıyorum yere geldim. Bazen 10 bin. Hmm. Kendi ne işimizi yapıyorduk. Ne kazanıyormuşsun? E ee, aranızda bir yakınlaşma Ondan oldu. Ondan sonra bizim aramızda yakınlaşma oldu işte. Ee, Boldu bu, Ahmet evli, iki çocuğu var. Evet. Evine barkına gidiyor mu? İşte sabah dört gibi falan gidiyordu. Dörtte gidiyor, dörtte saat evde kalıyor. Öyle. Ö öğlene kadar falan. İbo da erken gidiyordu, o öğlen falan gidiyordu herhalde. İlk kaçmaya nasıl karar verdiniz? Yani ilk niye kaçtınız? Abla ben Ahmet'in kahvesini açmaya gittim. Ahmet nereye geliyor? Benim evime geliyor. Nerede takıldı? Adam niye çıkardı beni evden? Hangi adam? İbo, sabah 9'da kahve aç. Adam 12'de bir de çıkıp geliyordu. Hayır ben de en yakın baba. güvendiğim akrabamdı. Başka hiçbir arkadaşım yoktu abla. Bunu bana en yakın teyzemin oğlu yaptı abla. Bey nasıl karar verdiniz? Ama şöyle oldu. E zaten ben İlk bundan... kaçışınızı merak ediyorum. İlk şöyle oldu. Ben zaten İbrahim'den ayrılacaktım. Ayrılmak istiyordum yani artık e, iyice bizim hiçbir şey yoktu. Bir daha Ahmet'le de Ahmetli'de bizim aramızda bir şeyler başladığı için ben İbrahim'le ayrılacaktım. İbrahim İprem... de sizin duygularınız olduğu süre içerisinde Ahmet yine geliyor muydu eve? Geliyordu. Yine her zamanki rutininize evet. devam ediyordunuz. Yani her, her akşam kahve kapatılıyor. Siz de toplanıyordunuz evet. her akşam. Evet her akşam. Her akşam. Ondan sonra işte ben itfaiye ay ayrılalım ben dedim hayatımda başkası var dedim. İstemiyorum artık sen dedim. O gün evde zaten kıyamet koptu. Evin dolaplarını falan kırdı, döktü, etti, tuttu. Ya Ceyle kıyamet kopmadı. Nazmiye be. sen beni direkt dışarı koydun. Polis çağırdın uzaklaştırma aldın bana. Evde kırdın niye ben ayrılmak istiyorum? İkiniz Ahmet var. de benim çoluğumun üstünde evde oturdunuz ben dışarıda kalmadım mı? Ne zaman? Lan? İlk olmaz. İlk ilk Ya yalan bari söyle mi ya? Ne saklı madde diyoruz. Ya sinirleniyorum ya. Bir de yalan söyleme bak. Her şey doğru cana konuş. O kaçtığınız tarihe kadar İbrahim hiç bu durumdan an, a, hiç bu durumu anlamadı mı? Fark Yo, onun etmedi mi? Onun için de iyiydi yani. Onun için de her akşam takılıyordu. Dışarıda da takılmıyordu. içiyordu da. Benim de yanımda yapıyordu. Yani az melafetmiyordu. E, onun için de iyiydi yani o ortam. Çok da hoşuna gidiyordu yani. Şimdi <laughs> gitmiyordu falan değil mi? Ben gayet de gidiyordu. ben sen zamanda de, de, de mi dedim. Demedim mi? Dedim. o ol. Ya kaçtığınız güne kadar hiçbir zaman anlamadı bu durumu. Zaten uzun sürmedi ki. Bir ay sürdü. Bir, Bir ay sürdü. sürdü. Nasıl? Sonra İbo yakaladı. Yani biz telefonla konuşuyorduk. İbo yakaladı. Sonra zaten eve kapıyı çalmaya başladı. Ben de, ben o zaman İbo'ya e, durumu arz edecektim. Normal ailem diyecektim. İbo tabii kapı pencere kırdı. Mahalleye çıktı. De, Öz teyzemin o... Sonra biz de kaçtık işte. Ondan sonra... Ondan sonra kay, nereye kaçtınız? E, aparta gittik. Başka yani hangi şehirde olduğunu sormuyorum. Hı hı. Gidip hı hı. orada kaldınız. Evet. Sonra Sen kocanın yanına niye geri döndün? Sonra ben niye döndüm? İşte ben kaçtıktan sonra biraz işte vicdan yaptım. Bir de İbo falan böyle ağlıyordu. Bayağı çok fazla ağlıyordu. Ondan sonra bir de yani eşin ben yaptığım yanlış olduğunu fark ettim zaten. Hani yanlış yoldayız dedim. Yanlış yapıyoruz dedim. Hani bir de çocuğu falan da olunca ben bu duruma gelmek istemezdim yani. Ben eşiyle belki barışır dedim ben döneceğim de. Yani bu o zaman sürekli e, şey yapıyorduk. Arabasını falan yaktı zaten. Ahmet'in. İlk kaçmada falan. mı arabalar yakılıyor? Evet, arabasını yakınıyor. yaktı. Aynen. İlk kaçtı. Hayır evet. abla kaçtı bu. Bir hafta durdu Ahmet'in yanında. İbo dedi Ahmet böyleymiş dedi. Ben hata yaptım ettim tuttum dedi. Neyi? Gel, neyi sen ya, sen, sen gel yalvardın. Sonra, benim yanımda kaldı 15-20 gün. Ahmet nasılmış dedi yani. Ben, ben döneceğim Ahmet Ahmet'e ben sana kötülemedim ilk kaçtım. Yalan söyleme. Hiç kötülemedim, Ben ya sana Ahmet sen o kadar dedi. arkalıyorsun Nazmi'ye. Ahmet o kadar kolluyorsun, Baban gibi arkanda durmuş ya. Hı. Niye sen 45-50 gün affedersin, onları giydin de İbo bana şunu getir İbo bana şu çamaşır getir Ben kendi edin? kıyafetlerimi sen, istedim aa, sende. Onları ben aldım sana, hala aynı duruyorsun sen. Nerede bunları sen aldın? Lan daha önce bunları geçen aldım, yalan bari söylemeli. Ya sen tamam, nereden aldın? Ya tamam, kıyafet mevzusuna giremeyeceğim. Sen geri döndün. Sen de var ne kadar yalancıymışsın ha. Aynen, aynen. Seni doldurmuşlardır. İyi akıl verenlerin var ya senin. O akıl verenlerinle yaşa zaten. İstemiyorum, boşanacağım senden. Kedi mi? Ay, Abla, beş var da. Kaç kediniz var? 6, 7, 8. Evde Hepsi mi yaşıyor? Hı -hı. Ha, bu süre içerisinde bu ayrılırsan kedilerini göremezsin diye mi test ediyor? Evet, kedilerin, kedilerim bana vermedi ki. Kıyafetlerimi de bir hepsini yaktı, kedilerimi de vermedi. Ve ben kedilerime ne kadar düşkün olduğumu kendi biliyordu. Vermedi, ben ne Vermeyeceğim, yaptım? onlar benim her şeyim. Vermeyeceğim, senden sonra hiçbir şey vermeyeceğim gibi. Çok <laughs> komiksin. Nazmi Hanım. Boşanma sürecinde velayetle ilgili Hülya Hanım da biraz sonra açıklar onu. Hani bu hani çocukları konuşuyoruz ama bağımlı olduğumuz, sevdiğimiz, baktığımız, büyüttüğümüz hayvanlar var hayvanlarımız ya. varsa bununla da alakalı. <laughs> olmayacak. Ama İbrahim tamam olmayacak. Ben de istemiyorum seni zaten. Sen de kendi ayağını Sen arayacaksın olacaksın. Nazmi. Arayacaksın o kapıyı. Mahkemede Sen karar çıkar. de arayacaksın. Çıkar. Sen, çıkar sen de zaman, gelme. Sessiz, dikkatli konuş. Şimdi Aa, bu arada bizim bir bir, muhabbet kuşu mevzumuz vardı değil mi? Bir çiftin arasında dikkatli olun bir çiftin arasında muhabbet kuşundan dolayı boşanma gerçekleşmiyordu. <laughs> ee, bu konuda biz elimizden geleni yaptık muhabbet kuşuna en çok bakan ve seven kişinin yanında kaldı. Kedilerinle ilgili mücadelemizi veririz. Tamam, <laughs> tamam. o altı kedi dursun şurada rafta. <laughs> Asıl mevzu sen kaçtın Ahmet'e. Hı hı. Sonra dedin ki ben dönüyorum İbrahim. İbrahim ağlıyor, salya sümük hı. şey yapıyor. Döndünüz. Evet. Ondan sonraki ilişkinizde ne kadar süre kaldınız? Beraber yaşadınız. 15 gün kaldık. Zaten ben geldikten sonra o zaman şeydim hamileydim. Yani hamile kalmıştım. Çocuk olduğu için ben geri gittim. Biz zaten istemiyordu çocuğu. Aldıracaksın dedi. Ondan sonra bayağı şeyler oldu işte. Allah bu bir yıl içinde üç defa Ahmet'ten hamile kaldı. Ben onun çocuğunu bile çocuk aldı. Ahmet'in çocuğunu... Bile... de üç ay Bu beni verir. kandırdı. İbo şikayet al. Bebeğine dönecek. Baktım benim yanımda benim paramı Ahmet'e yatırmış. Senin paran değil o ben kendim elime gitme çalıştım. Nazmi i̇şte. o mektupları da vereceğim. Ahmet'e yazdığım mektuplar bana Verirsen fatura patladı ver, ya. Verirsen ver. Ben verir, doğru düzgün anlattım söyleyin. her şeyi. Ben de doğrucana söylüyorum tamam Sen ben benim ekmeğimi yerken gene bana hainlik yaptın ya. Ne hainliği yaptım ben sana tamam mı? Ben yaptım mı doğru aa, çok güzel demiyorum ki yanlış zaten yaptım. Ama benim senin de yanlış. Ahmet'e diyor ipo düşür çocukları. gelip kendi düşürüyorum ben kabul etmedim diye. Ne? Kendim düşürdüm çocukları ben. Kendim düştü çocuk zaten. Beni o düşürü demedim ki. Ahmet de taktın, ben de taktın. Peki, döndü. böyle oluyor değil mi? Sizin yanınızda oldu mu? Aşkım canım ölüyorum. Ben sana şimdi bir İbo de barışmak için deseydin, Seni seviyorum Nazmiye'm, ölüyorum Nazmiye'm. Ben zaten Aman, gene seni seviyorum diyorum kız. şöyle böyle. Değil mi? Sizin yanınızda oldu mu mükemmel Nazmiye ama sizin yanınızda... ...bile Söylemeni. Kimin tarafında olursan, o iyi, kimin o yanında çok olursan iyi. çok iyisin. O zaman iyiyim ama o yandan gittin mi Nazlı karşısında olursan. Nasıl Sence hocası. bu durum e, çok sağlıksız bir durum. E, garip değil mi? Garip abla. Yani e, her ikisinin de e, dün İbrahim Bey şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki artık bu iş hırsa döndü dedi. Hırs zaten hırs yani bu Yani hırs hırs yani. Sevmiyor. Seviyorum dediğinde sevmiyor beni zaten. E Siz sen niye sürekli şey... dönüyorsunuz bu tarafa? İşte evet. ben benim benim de hatam orada. Mesela ben çok ilginç. Dün basına bile e, yansımış yani bu kaçış. <laughs> Siz şöyle bir ifade kullanmışsınız. Kayım kayboldu 30 metre mesafede. 30 yani, metrelik yolda abla. Ha, 30 metrelik yolda. Şuradan şuraya kadar işinizi kaybediyorsunuz yolda Aynen, giderken. Gözüm, gözüm yani bu, bu, bu profesyonelleşmiş artık kaçmak. Ama bu, bir... Ahmet, sözünüzü kestim. de biz takışı verdik. Nazmiye özüm, gözümüzün önünden uçtu gitti. Tam, Siz onunla kavga ederken. Evet abla. Hmm. Hayır şu var. Yani hep bir git gel var. Orada evet. kararı verecek olan kişi sensin. Onlar evet. ne yaparsa yapsınlar. Sen niye her seferinde bu dönüş... Yani e, ikna oluyorsun ya da kendini ikna ediyorsun Ama, ya da her döndüğünde İbrahim'den ne umut ediyorsun ne bu, bekliyorsun? Bunun abla annemle babam diş çöktü diyor. Bu yapılanlara rağmen annemle babam önüne diş çöktü. diyor. Gene biz hepimiz affettik. Olmamış saydık. Nazmi'ye yine bizi kandırdık. yine bizi kandırdı. Altı gün sonra gene koydu gitti. Kendini nasıl ikna ediyorsun dönmek için? Ya da o seni nasıl ikna ediyor? Vallahi abla işte ya ben bir, arada bir bir, bir aralarla bir şey olsun istemiyorum yani. Aslında şimdi 11 el, eh, Ahmet İbrahim'i adliyenin önünde e, silah sıkıyor. Evet. Sen yara aldın mı o zaman? Aldı. Ne abla? Yaralandın mı? Yaralandım abla. Et, etrafta başkaları var mıydı? Vardı onlar, vardı. onlar da yaralandı. Yok abla bir tek ben yaralandım. Bir tek sen yaralandın. Ben şunu düşünüyorum. Sonra sen gidiyorsun mesela... arabayı yakıyorsun. O mesela... araba yakmalar Mayıs ayında herhalde oldu. Ben şunu düşünüyorum İbrahim. Ya üçünüzün arasında ortak bir sır var. Bunu açığa çıkartmamak için birbirinizi tehdit ediyorsunuz. Ya da bu yasaklı madde. Çünkü hiçbir kişi 19 kez evden giden eşini bana takıntı yaptı, gelsin diye böyle bir uğraş olamaz ya da eşi dönmez. Kendisine şiddet uygulayan, kötü alışkanlıkları yapan sizin üçünüzün arasındaki e, sır ya da yasaklı madde temini. Abla ben seviyorum yani, şeyden, üçünden birisi. Ortak bir sırrınız var mı? Yok abla. Yok abla. Nazmiye'yi tüm bu süreçte hem Ahmet'e hem de İbrahim'e bağlayan ne? Onu merak ediyoruz. Abla ne? Ya işte bak şimdi şöyle söyleyeyim. Ben ha İbo'nun da iyi yön, yönü vardı. Ahmet'in de iyi yönü vardı. Ama ben artık vicdan azabı çekiyordum. Hani ne tarafa gidersin? Ya çekmeyeceğim. Nazmiye'yi vicdan oluyor. azabını. Birimizden yani, birini seçeceksin. İki, ya be, sus bir ya. Bir sürekli şöyle deyip durma bir. Seni daha gece ana, anan konuşmadı mı seninle? He altı senedir konuşmuyordu değil e, mi? E ben barıştırdım. Sen mi barıştırdın? Devam et Nazmiye. Ama benim annem falan konuşmuyordu. Benim annem babam o. O ailen sanki... konusunu sonra geleceğim. Yani hiç böyle şeyler olmazdı zaten. Bir tarafta vicdan azabı çekiyorum. E, vicdan azabı çekiyordum. Mesela İbo'nun yanına geldim ya tamam artık düzen, düzeleceğiz diyordum. Annesi başlıyordu ses kaydatmaya. Gönder, gönder o şeyi gönder oğlum onu işte bilmem ben atla evde e sen benimle işte yaşayacaksın anneme aldırış etme Nazmi e, e, derler e, dedim şey... her şey derler dedim ben sana anneme e, babama aldırış etme dedim hı. ben bir şey diyor muydum sana ben evden hiç çıkmıyordum atla çıkmadım halde başlıyordu işte e, yanındaki şey e, da Ahmet'le buluşmuş Ahmet'le yatmış Ahmet'le tamam, onları. bunları falan diyorlardı ben de atla yani ne, ne laf var yani yutulamayacak ne laflar diyorlardı ben de alın o zaman oğlunuz sizin olsun diyordum Öyle gittim yani. Bir tarafta senin hayatını aslında o çirkinlikle tanıştıran kocan var. Doğru mu? Doğru abla. Yani senin yaşamına gelip böyle e, saf olan birini aslında iç dünyasını kirleten kim? Benim abla. Sensin. Ondan sonra e, ondan kurtulmak için güvendiğim biri var. O zaten kendi hayatındaki çoluğuna ve karısına bakmayan sorumsuz bir adam mı? Adam daha bebeğini ya, görmedi abla sorumsuz bir adamın aslında. Bak karısına falan bakıyordu. Ben evin içlerinde değildim. Şimdi bilmiyorum ben onun. Ya, Ama bakar Nazmiyeciğim yani. her akşam sende olan, çoluğuna çocuğuna vakit ayırmayan biri iyi bir insan diyebilir miyiz? Evinin e, yolunun, e, evinin yolunu bilmeyen, kapısını çalmayan, normal ya aile düzeni nedir ya? Herkes işe gider, eşinden gelir, ailesiyle vakit geçirir. Konu komşuya gidecekse ziyaretini yapar çekilir. Genel düzenimiz kendi evimizin etrafında döner, değil mi? Bu adamı sen tanıdığın, bu Ahmet denilen şahs tanıdığından beri her akşam sizin evinize mi geldi? Evet. Kendi evine mi gitti? Bizim eve geldi. Her akşam sizin evinizde keyif mi yaptı? Evet. evet. Keyif yaptı. Gitti karısının, çoluğunun, çocuğunun ihtiyacını ne yapıyor deyip şefkatini gösterdi mi? Göstermedi. Sizde ne buluyordu? Bulduğu şey sizin hepinizin ortak menfaati ve çıkarı olan şeydi. Bu insanın, bu insanı tüm bu davranışları iyi yapar mı? Yapmaz. Ama be, o ben hep koruyordu yani. Her zaman korudu. Hep... Korumuyor hayatım. Evet İbrahim sen ne zaman kafanı duvarlara vurdun? Bak Nazmiye tüm her şeyi anlattı. Ben kafamı 2022 Mayıs'ta vurdum abla duvara. Bu gittikten sonra. Hiç yanlış giden bazı şeylerin farkına varmadın mı? Kendi davranışlarının? İşte abla o o kafayla varamadık. Bir yıldır böyle misiniz siz? Bir yıldır kaçmalar, evet. şeyler devam. Aa, Her şey şey Bir yıldır yani. biz böyleyiz. Bir yıl öncesi de yani ki altı yıl ekmek yedik. Az yani şey varsa ben altı, bundan bir yıl öncesi ben hiç böyle bir insan değildim. Yani herkes bana her şey yapardı, ben gene evime katardım. Her şeylerine de koşardım. Çünkü benim ailem yoktu, olmadığı için de ben hep aile istedim yani. gilden bekledim o aile sıcaklığını. ...işte İbo'dan bekledim. ...işte böyle oldu. Ailen seni bu durumdan sonra hiç istemez değil mi? İstemez. Zaten beni sildiler ki onlar. Benim zaten şu an yani şuradan çıktığımda yani bir ailem yok yani. Niye? Yok çünkü istemezler benim bu şey. Sen... Çünkü sen bizi değil İbo'yu seçtin. İbo'dan sonra bir benimle asla konuşmadılar. Aynen. Ha annem barışmıştı geçen. Ya abla ben bu şeyi yaptım tamam ben sürekli pişmanlık duyuyorum zaten içimden. Hem İbo'dan yana çok pişmanlığım var hem herkesten yana. Hem kendi yaptıklarımdan yana. Ha keşke böyle olmasaydı. Ama o yani bilmiyorum neden böyle yaptım. İbrahim'le bir zamana dönecek olsan hangi zamana dönersin? İbo böyle bir zaman dönecek olsam bundan üç sene, dört sene öncesine dönmek isterdim. Yani iki yıl, ilk iki yılımız çok iyiydi yani. İki yıldan sonra işte böyle oldu. İki yıldan sonra beni, beni sevmedi, hep şey yaptı. Ya ben seni hep sevdim ya. Ben seni gene seviyorum diyorum. Abla bak ben bunun arkasında çok durdum. Nazmi senin başında Allah'ın var. Töbe töbe de. Sen Yo ben doğruca konuşuyorum. Hı. Zaten ben bir şeydi yani ben yalan da mordu ya. Oraya ya, kasa çarptı, kasa kasa. Fotoğraflar taraflar var bende nazım. Ben bu kez maymun gözünü açtı. Attım onları. E tamam açtıysa. Ben seni kandırmıyorum ki. Ben sana ne dedim? Abla ben bu tartışmalar oldu oğlum. ya. Ben ibo ya döndüm de ibo dedim gel dedim. Bak şimdi herkese söylüyorum ben, ya bu gel dedim, bak başka yere gidelim düzen kuralım dedim, bu şehirde olmayacak dedim, herkes uzak olsun, olalım dedim. Ama o kabul etmedi, başka yere gidip beraber çalışan çünkü ben çalışırım zaten, ben öyle işten kaçan bir insan dedim, yeni bir düzen kuralım dedim ama o ailesini bırakamadı. Ben onun için ailemi bıraktım, o ailesini bırakıp... Ya utançlığı veren Ahmet vardır. ya, be, ben niye gideceğim, terk edip gideceğim? Bana <laughs> bir <laughs> güven verdin mi de? Ne güveni vermedi bu? mi Sürekli gel git, gel git. Sen sürekli gel Sen git. Sen zaten buradan Tabii gidemezdin. Geldi. Bu olay olmadan önce de gidemezdin. Sen bu duruma getirdin. Sen getirdin yani. Ya, oldu gitti, bitti gitti işte.